rahatsızlığından dolayı bu sefer görev bana düştü. Ne kadar sürçülisan edersek affola diyeyim ben. Hoş geldiniz tekrar. Lütfen abiyle ben uzun bir süredir sohbet etmek istiyorum aslında. Ondan sonra bugün eksim etmiş. Nasılsın abi, iyisin? İyiyim, teşekkür ederim. Sevgili hemşerilerimi bir selamlamak istiyorum. Hoş geldiniz. Helen Şehri Aşıkları ve Mahallece Aşk Yaşıyor kitapları üzerine konuşacağız. Biraz geçmişten konuşacağız abi. Sen anlatacaksın bugün, biz dinleyeceğiz. Öncelikle çok uzak olmayan bir sürede hastalık geçirdin. Şimdi iyisin, geçiyorsun. İyi, ben sana. İyi de gözüküyorsun abi, maşallah. Teşekkür ederim, sağ ol. Gazetecilikten başlayalım abi istiyorsan. İlk gazetecilik hayatın nasıl başladı? Sivri'de. Zaten şöyle 1976, o zamanlar Silivri'de Trakya Express diye bir gazetemiz var. Sağ olsunlar, Çiçek de göndermişler. Bulcan abi ve rahmetli abisi Münir Zeki Bircan'ın yanında matbaacılık yaparak başladım. Yani yazarak değil de, o zamanlar tekstil makinesinde gazete ayaklı pedalla çıkıyor. Ve kurşun harfleri dizerek, lastik bir tokmakla onları böyle bir işkenceye alıp öyle öyle başladı. 1977, 6 Haziran 6. Başbakan sanırım Bülent Ecevit, o seçimlerde ilk yazımı yazmıştım. Öyle. Konusunu hatırlıyor musun yazdığınız yazımları? Sekreterle alakalı bir yazı. Tabii şöyleydi. Geceler rüya görmekle aşılmaz, bir insan bu kadar kaşınmaz başlığıyla bir yazıyla tam içeriğini hatırlamıyorum. Çocukluğunuz da Silivri'de geçti. Tabii, 1870'ten beri Silivri'ye gelmişiz. Buradayız. Şeyi rica edeceğim, abi seviyorum böyle nostalji konuşmayı. Ondan sonra sizin çocukluğunuzun Silivri'sini biraz bize anlatabilir misiniz? Valla çocukluğumun Silivri'desi, Silivri'si çok şirin bir balıkçı kasabası. İşte o yıllar, bakın bu binalar falan, o yıllarda bütün sokaklar bu şekilde. Tahtadan evler, işte eski sahildeki yal evleri, her şey doğal, betonlaşma yok. Tarıma dayalı bir ekonomisi var. Fazla fabrika hiç yoktu zaten. Marmalı'nın iki fabrikası vardı, o kadar. Ama insanlar daha samimi, daha güzel. Doğa ile iç içe daha güzel bir yaşamımız var. Yani o dönemden böyle aklınıza kalan bir şeyler, 10 yaşındaki lütfen erkek mesela, yaz tatilinde ne yapardın? 10 yaşındayken ne yaptığımı hatırlıyorum. Hani çalışıyordum. Yani 11 yaşında çay bahçesinde başladım çalışmaya. O gün bugün hep çalıştık. Şeyde de çalıştınız herhalde değil mi? Fuat abiyle, Fuat Bulcan, Bircan'la da çalıştınız. Ha, onlar tabii çocukluğumda şeydi. Benim işte gazeteciyle başlarken olayım şöyle. Ben Bulcan abinin dükkanında bakkal çıraklığı yapıyordum. Evet. Onlarla beraber olduğuna, o bana ikide bir de işte git abime yardım et dediğinde, ben gittiğimde orada kalmaya başladım işte. Yani o matbaanın havası, o yazılan yazılar falan etkiliyor insanı. Daha sonra 17-18 yaşlarında işte bir daha devam ettiniz. Bir bankacılığınız var herhalde değil mi? Bu meslek olarak en uzun yaptığım meslek. Yani bankacılıkla gazeteciliği hep bir arada. Tabii, bankacılık, garsonluk, gazetecilik, adli tıp, yani benim yaşamımı dolduran işler. O dönemden aklınızda kalan sizin böyle kahramanlarınız var mı abi? Kitapta da bir okuma şansım olmadı, yeni kitaplar elime işte. Ondan sonra işte rol modeli aldınız, ondan sonra mahallenin abisi profilinde isimlerini anabileceğimiz. Valla işte Mahallece Aşk Yaşıyor da bütün kahramanlar orada yazıyor. Yani en kahraman benim. Neyi çeker mesela sizin abi? Yani işte bir rol model aldınız. Ondan sonra hani ben de bu adam gibi olayım dediniz. Yani hangi özellikler
sebep olur. Yani dürüstlüğü mü, mertliği mi, ondan sonra sözünde durması mı, girişkenliği mi? Ali'ciğim, o zamanlar mahalle baskısı dediğimiz durumlar oldukça hissediliyordu insanlar üzerinde. Yani abilerimizden işte komşu kızına bakılmaz, ne bileyim, bazı kaba şeyle racon dediğimiz olaylar içinde yetiştik. Yani o yıllardaki şeyler hep mahallemizin bir büyüklerimizdi. Silivri'de gazetecilik nasıl başladı? Biraz ondan bahseder misiniz? Yani kaç yılında ilk yerel gazete? Valla benim ustalarımdan aldığım bilgilerle şöyle diyeyim. 1946'da Müşfik Ziya ya da Ziya Müşfik isimli bir adliye katibinin tek bir sayfa Silivri Postası diye çıkarmış olduğu bir gazeteyle başlıyor. Ama o da daha ziyade adliye haberlerinin gelen, yani güncel şeyler yok. Silivri'nin çarşısında belki hatırlayanlarımız vardır. 2 metreye 2 metre camakan vardı, böyle dört tarafı şey. Getirip oraya asarlardı o gazeteleri veya mahkeme ilanlarını falan. Herkes oradan, hani askıya çıktı falan, kağıtlar askıya çıktı sözü oradan gelmedi. O yıllarda o gazetede getirilir, o camakanın içine asılır. Çarşıdan gelip geçen onu orada okurdu. Veya 3-5 tane de kahvehanelere dağıtırlardı. Ama tek sayfa. Evet, askıya çıkmak belki oradan. Tabii, oradan geliyor. Daha sonra 1952 yılında Münir Zeki Bircan Trakya Ekspresi kuruyor. Bir tekstil makinasıyla bunu ben yetiştirmiştim ona. Trakya Ekspresi çıkarmaya başlıyor. 1982'ye kadar devam etti. İşte 77'lerde ben geldim. Kimler vardı o zaman gazetede? Ya da şu an salon olan kimse var mı o dönemden? O dönemden kimse yok. Daha sonra 80'li yıllarda işte Cem var, Refik var. Ama Refik, onlar ulusalda muhabirlik yaparak başladılar mesleğe. Mesela Vehbi Güler vardı, bankacı. Günaydın gazetesinin şeyiydi, muhabiriydi. Rahmetli İsmail Simitçi vardı, Hürriyet'in muhabiriydi. Ahmet Altunars vardı, bizimle beraber yazan gazeteci arkadaşımız. Onun dayısıydı, neydi ismini? Kaan Göktaş'ın dayısıdır. Yani hatırlayabildiklerim bunlar. Unutuyorsam da kusura bakmasınlar. Erdal Sezgin tabii Cumhuriyet Gazetesi'nin muhabiriydi ve benim hocam. Şey de sorayım ben size. Yerel gazetecilik yapmanın zorlukları neler? Valla çok büyük zorlukları var. Hayır deme sanatınız yoksa yerel gazeteciliği yapamazsınız. Yani ama işte hatır gönülle olmaz bu işler. Şey olur mu mesela, ya ben bunu yazacağım ama şimdi yazarsam adamla da karşılaşıyoruz, hep kalbi kırılacak, yazmayı vereyim. O hayır sanatını öğrenirsen onu çok güzel yapabiliyorsun. Yani biraz da cesaret işi. Çünkü eğer bir yanlış varsa o yanlışı zaten o kişi biliyordur. Ama yanlış olmayıp da yanlış bir şekilde aktarırsanız şeyi, haberi, o zaman sizin için kötü. Anladım abi. Şey oldu mu peki mesela yazdıklarınızdan dolayı böyle yaşadığınız sıkıntı mı? Sıkıntı, evet. Hani lütfen keşke bunu da yazmasaydın dediler mi size abi için? Yok, ya da kaç kere dediler? Yani hiç sıkıntı çekmedim ya. Öyle mi abi? Vallahi çekmedim işte. Burada hani böyle sıkıntı falan hiç? Yok, hiç sıkıntı çekmedim.
Yani şeydi ben işte, hürever böyle haftalık, ondan sonra bazen haftada iki defa falan. Ben çok şey yapıyorum abi, yani acaba biri kırılır mı? Acaba biri üstüne alır mı? Tabii ben politika yazmıyorum. Ali'cim kaynak sağlam olunca hiçbir şey olmaz. Ondan sonra ama şeye oturduğum zaman, ekran başına oturduğum zaman, yazmaya başladığım zaman işte yazının da şeyde çıkacağını, gazetede çıkacağını ya da işte bir kitapta yer alacağını biliyorum. Ondan sonra çok inceleyip sık okuyorum yani. Şimdi şurada küçük bir ayrışım yapalım. Aslında ben gazeteciliğe başladım ama tam gazeteci değilim. Yani buradan öbür arkadaşlara haksızlık etmeyeyim. Onlar meslek ve emeklerini ama çok fazla bu meslekten alıyorlar. Ben daha ziyade yani yazarlık ya da yorumculuk yaptım yıllarca. Onlardan da çıkan işte şimdiki iki tane daha arkada var. Şey nasıl oluyor abi, yazma konsantrasyonu, nasıl yazı yazıyorsunuz siz? Yani öyle aklınıza geliyor birdenbire bir şahit oluyorsunuz, ondan sonra şahit olduğunuz olay bir pencere açıyor, ondan sonra işte bir parantezin içine dolduruyor. Nasıl yazıyor Lütfen Türk? Lütfen Türk araştırıyor. Mesela Helen şehri tamamen bir araştırma yazısıdır. Silivri'de 1894 ile 1924 arası, yani Cumhuriyet dönemine geçişin sancılarını çok, bu ülkede çok insanlar yaşadı, Silivri'de de çok yaşadılar. Örneğin Silivri'de o yıllarda İtalyan Venedikli aileler var, Hollandalılar var. Tabii bunları kimse bilmiyor. Ben araştırarak şey yaptım, onların yaşamlarından kesitler sundum. Kuşakları yani, devam ediyor mu hala yoksa Silivri'den ayrıldılar mı? Silivri'den ayrıldılar. Yani işte onların gidişlerini, yani mübadeleyle değil, mübadele öncesi gidişlerini anlatmaya çalıştım. Çünkü Silivri o yıllarda çok hızlı bir göç alıyordu. Toplumlar yer değiştiriyor. Yani bugün Suriye olayına bakarsanız işte o yıllarda da bazı toplumların buradan girişi, onların yerine başka toplumların girişi, onun gibi bir şey. İlk kitaplarınız herhalde değil mi abi? Helen Şehri Aşıkları ve Mahallece Aşk Şehri Yaşıyor. Bundan daha önce benim bildiğim yok. Ben baktım, yok bir şey yok değil mi abi? Kenarda var. Evet. Kitapların hikayelerini öğrenmek isteriz abi. Yani Mahallece Aşk Yaşıyor. Yani nasıl oldu? Ondan sonra basım aşamasına nasıl geldi? Nasıl elimize ulaştı? Eğer iki insan bir aşk yaşıyorsa inanın onun mahallece birlikte yaşarlar. Çünkü gizlenmenin hiçbir şey yolu yok o yıllarda. Küçük şehirler anında gündem oluşturuyorlar. Şey var ama sizin değil mi abi? Böyle dışarıdan bakıldığınız zaman bir mahallenin ağrısı profiliniz var. Böyle gençler geliyor, anlatırlar size değil mi? Abi, mamam benim başımda böyle bir köpür meselesi var. Ondan sonra biz bu işinden nasıl çıkacağız? Anlatırlar değil mi abi size hikayeyi? Tabii. Orada zaten aşk hikayeleriyle birlikte toplumsal yani sosyal yaşamların da gündemle ilgili hikayeler var. Yani sadece işin birbirini sevmesiyle değil, işte tıpkı Anadolu'daki gibi burada da bir ağalık sisteminin o yıllarda çok olduğu, hatta kahvehanelerin bile işte falanca ağaların çıktığı kahvehane veya işçilerin çıktığı kahvehane diye böyle ayrıldığını, lokantaların ayrıldığını dile getirmeye çalıştım. Yani sosyal yaşantısı Silivri'nin biraz feodal yapısı vardır. Yani Silivri'de yaklaşık 8-10 tane toprak ağası vardır. Her şey onların etrafına göre düzenlenmiştir. Yani bu düzenlenme kendiliğinden oluşuyor zaten. İşte diyelim ki 5000 dönüm arazisi olan ağanın en az 500 tane çalışanı vardır. İşte bunlar ona göre şey yaparlar işte. Esnaf ona göre örgütlenmiştir.
bu feodal yapıyı yıkmak kolay olmadı Silivri'de. ...1975-80 sonrası işte aldığımız göçlerle bu yapı yavaş yavaş yerini hani kozmopolit kelimesi uyar mı oraya bilmiyorum ama ağlı sistemi kalktı gitti yani. Başka bir soru sorayım size. Geriye dönme şansınız olsa hangi 10 yılı yaşamak isterdiniz sizin mesela 70'ler, 80'ler, 90'lar, 2000? Ben 1972 ile 70 ile 80 arasında yaşamak isterim. Çünkü o yıllarımı unutamıyorum. 80 ile bu taraf hiç yok zaten. Sorsam da hatırlamam ama 70 ile 80'i ezbere biliyorum. O yıllarda mesela bir gününüz nasıl geçiyordu abi? Vallahi hani işin gücün haricinde gündem neydi? Ondan sonra işte arkadaşlarınızla bir araya geldiğiniz zaman ne konuşurdunuz? Hiçbir şey konuşamazdık. Neden? Toplanılacak yerler yok. Kahvehaneler var. Kahvehanelere de alışık olmayan insanlar gitmezdik yani gidemezdik. Bizim Silivri'nde en eğlenceli yer Silivri Spor Kulübü'nün binasıydı. Herkes oraya giderdi. O yüzden de beni bağışlasın dostlarım. Meyhanelere erken başladık. Yani kahvehanelere gitmedik ama meyhanelere başladık. Böyle oldu. Şimdi dediğim gibi abi kitapları okuma şansım olmadı. Ondan sonra tesadüfen açayım. Ama şey en kısa zamanda okuyacağım yani. Canavar Muharrem. Şimdi kitapta var ama Canavar Muharrem bir de siz anlatır mısınız bize? Silivri'nin renkli simalarından birisidir. Yani kendine has hareketleri olan Silivri'nin balıkçı esnafı olan bir abimizdir ama çok sosyal ilişkileri çok gelişmiş bir abimizdir. Çok faal bir, yani balıkçılığın dışında diğer sosyal aktivitelere de katılan bir abimizdi. Örneğin güreş ağası olurdu. İşte pazar içinde halk günü yapar. Diyelim ki o yıllarda işte Sardalya'da Hamsimoğlu çok çıkmış. Getirir Silivri halkına bedava dağıtırdı. Yani aklımda kalan şirin bir abimizdi. Anladım. Yani o dönemin renkli simalarından. Renkli simalarından bir tanesi. Yani orada oraya girmişse çok renkli. Şey var mı? Bu iki kitabın haricinde bir projeniz var mı abi? Yapmak istediğiniz var. Ali kardeşim. Zaten şu anda bir kitabım hazır. O biraz kendimi anlatan bir kitap. Bir de Trakları yazmak istiyorum. Çünkü şöyle bir şey, Traklar çok savaşçı bir millet. Kimse Trakya'da nasıl geldiler, nereden geldiler? Yaklaşık 2 senelik bir araştırma. Onların yaşamlarını kitabıma aktaracağım. Şöyle bir şey söyleyeyim. Silivri, Troya kentinde kardeş kenti. Her iki kentin de halkı kardeştirler. Bunu belki tarihçilerimiz pek bundan götürmemişlerdir ama Troya'nın askeri dahil çektiği maden, işte şarap, yiyecek gibi birçok kendilerine gerekli olan eşyalarını, yiyeceklerini Silivri'den temin ediyorlar. Yakın akrabalıklarımız var. Trakların en büyük
özelliklerinden bir tanesi iki gözlerin iki renkli olması. Biri siyah, biri mavi. Birçoğunun yani hepsinin değil ama veyahut yeşil, mavi falan bu şekilde ayrıştırıyorlardı. Mesela Osmanlı'ya ya da Bizans'a kadar gelen Barbaros Hayrettin Midilli doğumludur ve bir Trak çocuğudur araştırdığımızda. İşte sülalesi diyelim, arada bin yıla yakın bir zaman var. Trakya'dan gitmedim. Bu tür araştırmalarımı kitaplaştırıp sizlere ulaştıracağız. Ben konuklarımıza da döneyim. Lütfü abiye soru sormak isteyen çünkü beraber paylaştığınız çok şey var. Ondan sonra soru sormak isteyen varsa alabiliriz soruları. Bir yazma rutininiz var mı acaba? Hani hali hazırda nasıl yazıyorsunuz? Yazma rutini ama ben de anlıyorum. Bir yazma rutininiz var mı acaba takip ettiğiniz? Hani bazı yazarlar sabahları yazarlar, bazıları geceler. Sizin bir yazma rutininiz var mı takip ettiğiniz gün içinde? Yani hangi saat? Sabah mı yazarsınız abi? Akşam mı yazarsınız? Ya da belli bir saat yok. Ben sabah saat 5'te kalkıyorum, saat 11'e kadar yazı yazıyorum. Yani diğer zamanlar bu zamanım olmadığı için ama sabah 5 ile gündüz 10 ya da 11 arası yazarım genelde. Teşekkür ederim. Orada da vardı. İstiyorsanız oradan bu tarafa gidelim. Ben öncelikle Lütfü abiyi çok tebrik ediyorum. Bu güzel anılarıyla bizleri buluşturduğu için bir meslektaşı olarak da gerçekten gurur duydum onunla. Aynı yolda beraber yürüdüğüm için de çok şanslı hissediyorum kendimi. Benim merak ettiğim tabii aslında hiç bugüne kadar da sorma aklıma gelmedi. Yüzlerce yazısı var gazetelerde. Hem basılı gazetelerde hem internet gazetelerde. Bu yazıları da kitaplaştırmayı düşünüyor musun? Bunları da böyle kitap halinde, bir eser halinde bizlere kazandırmayı düşünüyor musun? Yazının gündemine ve güncesine göre, yani o günü anlatan yazılar kitaplaştırma gibi bir şeyim yok ama geneli kapsayan yazılarımı kitaplaştıracağım. Yaklaşık 1000 tane yazım var orada. Teşekkür ederim. Ben başarılar diliyorum. Yolun açık olsun. Birlikteyiz. Lütfü abicim kutluyorum bu güzel eserleri bize ilçeme kazandırdığın için. Bir değerlendirme mi yapalım? Biz siyasetçiler çok konuşuruz yoksa soruyu mu sormak istersiniz? Siyasete girmeden yok, yapalım. Hayır ben çok kötü bir siyasetçiyim. Suyuna akar giderim. Yok ben öyle çok kötü siyaset yaptığını görmedim. Bilakis içindeki mağdur olan insanların yanında onlarla beraber eş anlamda hareket ettiğini tanıyız, şahidiz. Bu konuda hiç öyle bir endişe de yok. Ben Eşref Efendi'yi sormak isterim. Bir, ikincisi Roma Helen şehri aşıklarını okudum ben. Vasili'yi okudum, Stamolus'u okudum ve onların hayatlarını okudum. Bir de öykülerinle roman yazarlığı arasındaki hissettiklerin, hangisini daha kolay yazabildiğini, yapabildiğini, hangisiyle insanlara daha iyi, daha rahat, daha güzide yaklaşabildiğini, ulaşabildiğini bize anlatmasını isterim Lütfü abimin. Sorularım bunlar. Bir de değerlendirme yapmak isterim izin verirseniz, vaktiniz varsa elbette. Şimdi ben Lütfü abiyi bazı insanları kendi ailesi içerisinde, çevresinde ve
onunla birlikte kafasında kendi dışında, ailesinin, çekirdeğinin dışında olanlarla karşılaştırma imkanı, fırsatı bulur insanlar. Hayat boyu bu değerlendirmeyi mutlaka her birimiz yapmışızdır. Ben de çokça düşündüğümde Lütfü abiyle babamı benzeştirmişimdir. Şundan dolayı az önce dışarıda Hulusi'yle konuşurken, Hulusi dost da burada, dedim ki asmanın üstünde birkaç salkım üzüm bırakırdı mutlaka babam. Çünkü kuşlar yesin, arılar yesin. Kurdun kuşun hakkını bıraktınız mı derdi. Babam rahmetli. İşte cevizin üzerinde, bostanda kalan kavunu, karpuzu yüksekçe bir yere koyun. Oğlum birazdan çoban gelecek, kessin yesin adam. Kırda her şeyi toplamışsınız. Eylül ayı gelmiş, ne bulacak diye yiyecek. Ağzı kurur, susar falan derdi. Şimdi o insancılığı, o inceliği, o güzelliği ben Lütfü abide izlemişimdir. Babamla eş anlamda düşünmemin, paralel olarak düşünce manasında hissetmemin sebebi de budur. Bu değerlendirmeyi yapmazsam kendisine haksızlık edeceğimi düşündüm. Herkesin de duymasını istedim bunu. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bir de... ne güzel bir kalbim var. Sağ olun, eksik olma. Bir de yok bitmedi söyleyeceklerim, izin verirseniz. Ben tabii dedim ya, mikrofonu eline geçirdi mi siyasetçiler kolaylıkla böyle bırakmazlar. Onun için izin verirseniz bir miktar daha, bir kısım daha konuşmak istiyorum, biraz daha bahsetmek istiyorum. Şimdi değerlendiren mi, değerlenen mi olmak ister insanlar? Lütfü abi herhalde değerlendirenler tarafında oldu. Değerlendirmek istedi. Hem ilçesini değerlendirdi, hem çevresini değerlendirdi. Bir sürü arı gibi, bir sürü pürene kondu, işte çiçeğe kondu, neredeyse hatmilere kondu, bal yaptı. Ve öyle güzel ürünler yaptı ki, burada bulunan herkes benimle hemfikirdir, bunda hiçbir kuşku yoktur. Geleceğe bunlar bir yıldız gibi, samanyolu gibi akarak önümüzde görüneceklerdir. Mutlaka ilçenin bunlara ihtiyacı vardı ve ne güzel ki böyle bir yol açtı bize. Değerlendiren derken bunu kastetmek istedim. Yollarını kaybeden insanlar yukarıya, yıldızlara bakıp yol bulurlardı. Biz de onlara bakarak veya onun arkasından gelen herkes onlara bakarak yolunu, yönünü ve yürüyeceği tarafı göreceklerdir. Bu anlamda da çok teşekkür ederim. Yani altın mı olmak istedin, sarraf mı olmak istedin dersen Lütfü abi sarraf olmak istedi. Değerlendiren olmak istedi. Ya da kiraz mı olmak istersin, yaprak mı dediğinde Lütfü abi kiraz değil yaprak olmak istedi. Rüzgarda kirazın üstlerine kapanan, yağmurda, doluda onun incinmesini, nefasetini, lezzetinin bozulmaması için kendini feda eden yaprak olmak istedi. Bizlerin de yolunu açtı. Ona çok teşekkür ederim. Hepinizin huzurunda şükranlarımı, sevgilerimi sunarım. Hayırlı olsun ve bundan sonra elbette ki sabırla daha iyi çalışmalarını, daha güzel çalışmalarını bekleyeceğiz. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Yazarlar güzel konuşamazlar. Ama senin artı güzel konuşma yeteneğin de var. Ben de seni tebrik ediyorum arkadaşım. Sağ ol. Tüm işlemliğine saygıyla eğilir. Sağ ol. Emeklerin önünde var mı? Eksik olma. Benim iki tane sorum olacak. Aslında bir değil ama ikincisi de aklıma geldi. Bu süreçte aslında uzun zaman evvel daha kitap ilk basım aşamasındayken Lütfü abiyle görüştük. Bu akşam, bugün Ali abiyi kıskanıyorum çünkü moderatör olarak aslında ben orada olmak istiyordum. Ama sağlık problemlerinden dolayı bugün izleyici olarak buradayım ama Ali abi de gayet güzel, harika bir şekilde devam ediyor program. Şimdi bu süreçte yine üçümüz beraberdik ve yaşamı anlatıyor Lütfü abi mısralarında yıllardır. Mahallece aşk yaşıyorduk da öyle ama yaşamla ölüm dansı arasında aslında Lütfü abinin çok güzel hikayeleri var. Belki onlardan bir iki tane paylaşmak isteyebilir bizimle. Bir de bunun yanı sıra İbrahim abi çok güzel konuştu. Değerlenen, değerlendiren noktasında. Lütfü Ertürk, Ali Gülcü bugün Çorlu'da olmasına rağmen aslında tarihi bir Silirli. Silir'den bizim içimizden bir isim. Yine İbrahim abinin işaret ettiği gibi Hulusi abi yanımızda. Ve sabahki sohbetimizde Ali abinin dikkatini çeken bir şey, onu da paylaşmak isterim. Bu üç değerli yazarımız yıllardır aslında Silivri'de yazı yazıyorlar. Ama üçünün de imza günü, ilk kitabı, ilk imza günü Silivri'de bu sahnede son yıllarda oldu. O konu hakkında da söylemek istediğiniz bir şeyler mutlaka vardır. Onları da paylaşırsak çok sevinirim. Sağ ol Kamil kardeşim, teşekkür ederim. Vallahi burada belediye başkanımız Volkan Yılmaz'a çok ayrı bir yer açmam, ayrı bir söz söylemem gerekir.
Şöyle ki, Hulusi kardeşimin çok güzel bir sözü vardı. Dün akşam yayınlamıştı benim yazımın altında. Şehir idareleri de işte toparlayabilecek miyim? Heyecanlıyım da. Kültürel hizmetle imar çalışmalarından önde gelir. İşte bu kültürel hizmetleri programlarsanız, projelendirirseniz belki yaptığınız bina eskir, yaptığınız yollar aşınır ama kültür ve yaptığınız yatırımlar kaybolmaz. Ve adımız bu şehirle birlikte hep anılır. O yüzden Sayın Volkan Yılmaz Başkanımıza buradan teşekkür ederim. Kendisi yok burada ama ona ayrıca bir böyle bir değerlendirmek isterim. Ölüm o kadar insana yakın, o kadar güzel, o kadar iyi bir şey ki. Ben 5 defa öldüm arkadaşlar hayatımda. Bunlar gerek trafik kazası, gerek hastalık, gerek şey. Yani ölüme yanlış anlaşılmasın. Ölümden korkmamaya başladım. Ve mesela birinci şeyim şu. Silivri açıklarında karşıdan bir tane gemi geçiyor ve bir sandal var. O sandal gitti, o gemiye vurdu. Ve ben o sandalın içinden denize düştüm. Sandal gitti, ben oradan burayı yüzerek geldim. Ve ben bir ara öldüm orada. İşte korkuyla diyeyim seni, bir martı çığlığı sizi hayata tekrar bağlıyor diyeyim. Uyandığımda suyun bayağı bir altına inmiştim. Her sabah işe gidiyorsun. Motorum var. İşte Selimpaşa'dan dönüşte belediyeye geliyor, orayı mıcır döküyor. Alışık olduğun bir yol olduğu için tam gaz geçiyorsun oradan. O mıcıra saklanıyorsun ve bir anda kendini Silivri Birlik Otobüsü'nün altında buluyorsun. Bu da bir ölme şeklinde. Sonra ayıldılar falan işte. En acısı, en şeyi kiren çiğnedi beni. Yani ezdi, kaburgalarımı kırdı. 4 gün komada kaldım falan. 40 tane şeyim var, kırığım var göğüs kafesinde. Öldü diye beni şey yapmışlar, morga atmışlar. Daha sonra bir nöbetçi doktorum bakayım şuna deyip geldiğinde küçük serçe parmağımın oynadığını görüyor. Ulan yaşıyor mu, çıkarım bunu dediğinde yani az sonra belki ölecektim. Oradan döndüm. Çok yakın yani hayat. Hayat ölümle o kadar burun buruna gidiyoruz ki hiç yani ne zaman nereden geleceği diye bir şey yok. Her an yanımızda. Yani ölümü seviyoruz. Yani bilmiyorum şey yapabilirim. Korona bana koronada yardım elini uzatan başkanımız da burada zaten şu an, eksik olmasın. Ben korona değildim arkadaşlar. Yani bu acı olacak ama aynı gün hastanedeyiz. Gazeteci arkadaşım Cemile de yanımdaydı. Hastaneden tüm tetkiklerimi yaptırdım. Yani kan tahlili, tomografi falan. Hiçbir şeyim yok. Git dediler. Ben sevinerek, gülerek eve gittim. Akşam saat 9'da 2 tane doktor ya da sağlık kurulundan insan geldiler. Sen koronasın.
İç bu hafta içeceksin dediler. Ben de dedim, çıkardım dedim ki bak bugün bu tarihler. Yok gırtlağında biraz varmış falan. Hatta ben takıldım. Dedim ki ben onu affedersiniz rakıyla zerdere yapar atarım falan. Bu sefer hanım başladı. Hayır içeceksin, içeceksin ve korona olmadığım halde o dağıtılan ilaçları ben 8-8 tutup bir de şey vermediler o zamanlar. Kan sulandırıcı ve ben kanım pıhtılaşıyor. Ben buradan şeye devlet hastanesine ölmüş bir vaziyette gittim. Orada kan sulandırıcı vurup beni daha sonra İstanbul'daki başka bir hastaneye kaldırdılar ki onu hiç anlatmayayım. Ama benim geri dönüşüm bu şekilde veya ölüşüm bu şekilde. Şeyim doktorum abi iki defa gittin seni zorla geri getirdik dediğini biliyorum Yılmaz. Teşekkür ederim. Lütfen abicim. Merhaba. Öncelikle kitabın hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Şunu merak ediyorum ben. Kitap zaman zaman biz senin içinin değerleriyle alakalı yazılarını severek takip ediyoruz, okuyoruz. Kitabını henüz okumadık, okuma fırsatımız olmadı. Eminim keyifle okuyacağız. Bu yazılarından derlenen bir kitap mı yoksa sadece kitaba özel bir yazı mı? Bir de az önce Mecnun Sinemes İbrahim abi söyledi. İyi yazan iyi konuşamazmış. Siz yazın, biz okuyalım, bütün Silivri konuşsun. Hayırlı olsun, başarıların devamı diliyorum. Çok teşekkür ederim Fatma. Kitabın Mahallece Aşk Yaşıyordu. Silivri'de yaşanmış öyküleri betimledim. Yani şöyle ki, işte o yıllarda yaşanmış bir aşk öyküsünü yazdım. Veya bir sosyal faaliyeti yazdım. Ama bunlar aynı anda değil. İçeride bundan 20 yıl önce de yazdığım bir yazı var. 20 gün önce yazdığım bir yazı da var. Yani işte mesela şey işte Canavar Muharrem. Benim 2 ay önce yazdığım bir yazıdır. Ama Dina diye bir yazı var. Dina yaklaşık 20-25 senelik bir yazıdır. Böyle yani derlemedir. Yazı yazanlar veya gazeteciler hakikaten biraz takıntılı konuşurlar. Mesela Emin Çöreşen olsun, Can Ataklı olsun, rahmetli Bekir Coşkun olsun takılırlar konuşurlarken. Sevgili kardeşim hem güzel konuşuyor hem de iyi yazıyor. Sağ olsun. Onu demek istedim kendisine ben. Başka? Yok, hayırlı olsun. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. Mesut Hocam'dan da bir değerlendirme rica edeceğim. Mikrofon. Aa, ben görmedim. Çok özür diliyorum. Buyurun. Ha, pardon. Evet. Öncelikle kutluyorum tekrar. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdiye kadar tabii ki öykülerini çok keyifle okuduk zaman zaman köşelerinde. Sohbetlerimizden de bilirim. Güzel öykülerim var, güzel anılarım var. Bu anlamda tabii kendimi de şanslı görüyorum. Lütfen Ertürk'le arkadaş olmaktan dolayı eski bir dost. Her ne kadar zaman zaman Lütfen Ertürk'le böyle birbirimizle tatlı atışmalarımız olsa da aslında bu bizi de daha bence sıkı bağlayan, birbirimize çok da istediğimiz gibi değil de inandığımız gibi konuşuruz ve davranırız. İlişkimizde, arkadaşlığımızda çok samimiyiz diye düşünüyorum. Şanslıyım Lütfen Ertürk gibi bir insandan, dost olduğum için, arkadaş olduğum için. Aslında Silivri olarak şanslıyız diye düşünüyorum. Silivri iyi üretiyor. Şu anda bakıyorum da salonda Hulusi Üstün bana göre çok önemli bir değer Silivri için. Çok gurur verici. Ali arkadaşımız yine her ne kadar şu anda Silivri'de kâmet etmiyorsa bile Silivri iyi insanlar yetiştiriyor. Silivri üreten bir yer. Silivri gelişen ve geliştiren bir yer diye inanıyorum. Bunun için de kendimizi şanslı hissediyorum.
Ben Lütfü'ye şunu sormak isterim. Lütfü, az önce bir şeyden bahsettin sen. Başından geçen ölümle ilgili yaşadığın olaylardan bahsettin. Ben şimdi tabii bütün bunlardan sonra ölümsüz Lütfü diyeceğim sana. Maşallah. Öyle oldu artık. Yani 5 kez ölümü ölümle başa çıkabildim. 4 hakkım daha var. İşte yani artık biz sana ölümsüz Lütfü Ertürk diyoruz. Ölümsüz Lütfü Ertürk bu yaşam yolculuğunda kendini nasıl ifade eder, kendini nasıl konumlandırır? Çok sohbet ettik ama hiç böyle bir sohbetimiz olmadı galiba. Böyle bir soruyu şu anda aklıma geldi. Merak ettim, şu anda gelişen bir şey oldu. Lütfü Ertürk kendini nasıl ifade eder bu yaşam yolculuğunda? Nerededir? Kendini konumlandırdığı bir alan var mıdır? Yoksa böyle bir sınırları olmayan, ucu açık ve geniş bir alanda mıdır? Teşekkür ederim. Sağ olun Mustafa, ben de sana teşekkür ederim. Şimdi Lütfü Ertürk pek dışarıda bilinmeyen yönleri vardır. Ben işte daha ziyade çevreci, hedefime insan odaklı olarak yaklaşan, bazı derneklerle işbirliği yapıp, örneğin her sene 100 çocuğumuzun okulla gitmesini hazırlayan, işte ya da çevre olarak tek başına kalkıp buradan Doğu Karadeniz'e ya da Batı Karadeniz'e gidip genel işlere katılan böyle bir yaşam tarzım var. Yani biraz sosyal olmama rağmen asosyal yönüm de var. Yani kendi başıma kalıp kendim ürettiğim şeyler de var. İşte bunlar belki de yazarlığıma da yansıyan şeyler. Çadırım vardır, alırım tek başıma gider. Kaz Dağları'nda 5 gün, 10 gün kalırım. Yani sınırlarım pek yoktur. Olur. İnandığım görüşte alabildiğine sonsuz desteğimi verir. Onu yaşarım yani. Bilmiyorum. Ama şey dediğin oluyor mu abi yani? Tren çarptı, bir şey olmadı. Ondan sonra gemi de çarptı, gene bir şey olmadı. Yani, ondan sonra kamyon çarptı, bir şey olmadı. Şerbetliyim. Lütfü oğlum bu saatten sonra sana hiçbir şey olmaz falan diyor musun? Yeter abi boşuna bir sıkıntı geldiği zaman yani. Gözüm daha çok kara oldu. Yani bir karşıda diyelim ki işte bir olay var. Hani insan çekinir değil mi? Ya ben girmeyeyim oraya falan diye. Yok ben ölmeyeceğim. Bak diye girmiyorum. Öyleyse. Evvela hayırlı olsun, tebrik sağ ederim. Sağ ol. Ben kitabı yayınlanmadan önce de okudum. Tetkik etme imkanım oldu. O bakımdan kitaba ilişkin benim bilgim var. Gerçekten çok kıymetli bir çalışma oldu. Şimdi ben Silivri tarihi çalışırken şunu gördüydüm ki, Silivri tarihine ilişkin döküman aradığımız zaman, burada çok uzun süre bir Türk egemenliği olmasına rağmen Türkçe bir hatırat, kayıt, kuyut pek bir şey yok. Bir takım seyahatnamelerden, bir takım işte sicillerden falan bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla şöyle düşünün ki yani bir binayı tamamıyla sökmüşüz ve onun taşlarını dünyanın dört bir tarafına dağıtmışız. Kırmışız o taşları. Onları böyle tane tane bulmak suretiyle Silivri tarihi inşa ediyorsunuz. Ama mesela Yunan literatüründe çok ciddi kayıtlar var. Hatıralar var. Mektuplar var. Gezi yazıları var falan. İşte böyle bir yokluğun içerisinde Lütfü abinin çalışması, bu kabil çalışmalar çok büyük kıymet ifade ediyor. Çok önemli kıymet ifade ediyor bunlar. Yani evet, benim zannım, düşüncem o şekildedir. Yerel yönetimler, imar çalışmalarından daha ziyade kültür çalışmalarına önem vermelidir. Bu şekilde toplum kimlik kazanır, yerleşim yerleri kimlik kazanır.
Benim kanaatime göre yazılarımızla Silivri kimliğini biz inşa ediyoruz yani. Bu konuda mütevazı olmayacağım ben. Herkes unutulacaktır ama yazanlar unutulmayacaktır. Bundan 100 sene sonra da bizim söylediklerimizle bu döneme ilişkin fikir sahibi olacaktır insanlar. Bu kalemin çok enteresan bir gücü yani. Kalemin çok ilginç bir gücü bu. Kalem, Arapça bir atasözü vardır. Kılıçtan daha keskin, daha öldürücü. Öbür taraftan ağabey hayattan daha fazla can verici bir şeydir diye. Evet, kalemin böyle bir niteliği var. Mesela lütfen dediğiniz gibi işte Trakları çalışacağım diyor ya. 2000 yıldır ortalıkta olmayan bir millet. En azından 1500 yıldır Trak diye bir şey bilmiyoruz biz yani. Kalem ona yeniden can verecek. Kalem onu yeniden bir hayat edecek. Yeniden onu ona bir fonksiyon yükleyecek. O topluluğa bir fonksiyon yükleyecek. Bunlar çok kıymetli şeyler. O bakımdan o işte 150 sayfalık kitap hacminin çok ötesinde anlam taşıyor. Bundan dolayı evvela teşekkür ederim. Yazılma sürecini biliyorum. Verilen emeği biliyorum. Çekilen çileyi biliyorum. Ve bundan dolayı da Silivrimiz adına teşekkür ediyorum. Benim için Lütfü Ertürk yüreğiyle gerçekten kalemi ile olduğu kadar yüreğiyle de çok kıymetli bir abimizdir, büyüğümüzdür. Hoşgörüden, kabulden, anlayıştan ibaret bir birisi olması dolayısıyla onun varlığı bizleri zenginleştirdi. Eseriyle de ilçemiz zenginleşecek. Bu ilçenin kimliğinin temel taşlarından birisini oluşturacak. Bu sebeple ellerine sağlık. Ona 4 can değil, 44 can daha tanıyorum. Uzun yaşasın. Çok uzun yaşasın, aklı başında yaşasın. Üretsin. Bu arada İbrahim Bey'in soruları galiba karıştı. Lafa karıştı. Onlara cevap verilmedi. Onlara tekrar hatırlatırım. Siyasetçi olmanın da böyle bir şeyi var. Çok konuşuyorsunuz ama insanlar çok dinlemiyorlar galiba. Öyle bir tavır var yoksa. Yok. Olsun. Yani herhalde herkes biraz merak duygusuyla olur. En meraklılarınızdan biri de Lütfü abidir. Sevgili Hulusi, o bayrağı sen açtın Silivri'de. Ve güzel kentimize en güzel de sen anlatıyorsun. Biz sen o bayrağı devam ettir. Biz senin arkandan geliriz sevgili dostum. Ama şu var. İbrahim abimin en başta soruyu vereyim ben. Yani sizin yazmış olduğunuz bir roman değil mi? Yani roman yok. Yani sadece soruya öykü. Hulusi hocam cevap verebilir. Roman yazmak öykü yazmaya benzemiyor. Yani daha uzun soluklu bir konsantrasyon gerektiriyor, daha işte derin araştırmalar yapmak gerekiyor. Ondan sonra yazdığınız dönemi yaşamak gerekiyor. Ondan sonra roman yazmak, öykü yazmaya göre daha farklı bir dünya değil mi hocam? Yani dener miyim? Denerim roman yazmayı. Belki elimdeki Sincan Atelen var mı yazısı var bende. Onu romanlaştırabilirim. Devam eder, gidecek gibi. Ama o benim kendi yaşadığım siyasi olaylarla olduğu için. Yani romana dönüşebilecek yazılarım var. Yani ben üzerinde çalışıyorum. 3 yıldan fazla oldu. Kendimi yazıyorum aslında. Ne yazıyorsun dersen işte 90'lı yılların Silivri'sini yazıyorum. Ondan sonra işte ben gazo satan bir adam var, motosikletle gazo satıyor, akşamları gidiyor radyo programı yapıyor. Kapattım kendimi yani, ben bunu bir dedim bitireceğim. Bir süre sonra, abi 90'ları yaşıyorsun yani gerçeklikten uzaklaşıyorsun falan, artık ara veriyorsun, devam ettiremiyorum yani ama Hulusi hocam onu yapıyor. Hani bitirir miyim bilmiyorum, i̇şte, inşallah bitiririm ama. Yol ayrımı da burada başlıyor yani. Evet. Başka sorusu olan? Ben bir şey söylemek istiyorum. Az önce Hulusi kardeşim de güzel bir ona. Silivri'de basın olarak
belki haksızlık olacak ama Trakya'nın, hatta karşı yakanın gazetelerini ve dergilerini falan hep şey yaptım, inceledim. Ama bizim gazetelerimiz, dergilerimiz, basın da görev alan arkadaşlarımızın bilgi ve edinimleri kadar hiçbir yerde göremedim. Yani Silivri'nin medyası gerçekten çok iyi bir yerde ve güzel bilgilerle dop dolu. Sadece bir tek rakibimiz var, o da Altınoluk. Altınoluk'ta günlük 6 tane haftalıkla beraber 11 gazete çıkıyor. Ama şeyden de kaynaklanıyor, bu kamuoyundan da kaynaklanıyor abi. Sonra araştırdım, evet. Altınoluk niye bu kadar şeyli diye. Bütün emekli şeyler, öğretmenler ve diğer kesim Altınoluk'a yerleşmişler ve tamamen gazetecilik yapıyorlar, dergi çıkarıyorlar. Ve bizim Silivri'miz de bu yönden gayet iyi. O yüzden çok mutluyum yani basında görev alan arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Şimdi profesyonel yaptığım işten sebep lütfen hemen araya gireyim. Çok fazla geziyorum ben de. Ondan sonra gezdiğim yerlerde de işte yerel gazeteci arkadaşlarla sohbet etme imkanı oluyor. Ondan sonra genelde şey var yani biz yazıyoruz ama ondan sonra bizim yazdıklarımız okunmuyor. Yani böyle bir dert var. Nerede bu? Burada mı oluyor? Trakya'da. Trakya'da. Yani Silivri için demiyorum. Silivri'de yazılanlar okunmuyor abi. Hepiniz siz yaşıyorsunuz. İşte, mesela değil mi? Yazdığınızla ilgili size çok geri dönüyor. Yolda gidiyorsunuz. Onu vurgu evet. Yapmak istedim. Sen daha da güzel toparladın. Bakın, Lüleburgaz'da çıkan gazetede şu var. Evren 8, Ahmet Bey'in 6-2 yendi. Ziraat aletleri reklamı. İşte şu buradan şu geçti, bu geçti, bu kadar. Yani köşe yazarlığı, yorumculuk ya da gazeteciliği gerekliliği olan, yani bir siyasetçiyi alıp onunla ilgili gündem yaratmak konusunda biz çok iyiyiz. Yani Silivri olarak, Silivri gazeteci arkadaşlar olarak hep iyi gördüm yani mukayese. Bence Silivri'de bir yerel gazete okudu. Ne yazılıyorsa hepsini okuyor. Yani ben hiç siyaset yazmadım şimdiye kadar. Yolda gidiyorum, yazı işte çarşamba günü çıktı, perşembe günü siz de yaşıyorsunuz bunu abi. Adam yazdığını hepsini biliyor abi. Biliyor yani hepsini okuyorlar. Yani bu şeyin basının buraya gelmesinde yaşayan halkın esas abi şeyi var derdi. Yani. Etkisi var yani. Evet. Neden? Oraya oluyor. Yani bir yazı yazıyorsun. Ertesi gün biriyle karşılaşıyorsun. Yazdığınız yazıyı okumuş oluyor ve biliyor. Bu da insanları yazma konusunda, üretme konusunda tetikleyebiliyor. Tetikliyor yani. Tabii ki. Yani ben haftada bir köşe yazısı yazıyordum. Öyle anlar geldi ki ben iki günde bir yazı yazmaya başlamıştım. Yaklaşık silivri.com Ersinler'in gazetesi ismini unuttum. Orada ve kendi Silivri haber hattında toplam 3000'in üzerinde yazım var. Ama şeyde şaşırmışlar mesela Hulusi Üstün'ün kitaplarını okuduktan sonra yazılarını takip etmeye başladıktan sonra hani nasıl olur da Silivri'de Hulusi Üstün gibi bir adamla söyleşi yapılmaz. Değil mi abi? Ondan sonra nasıl olur da bir imza günü olmaz demiştim ya. Yani. Vallahi işte daha çok Hulusi'ler, daha çok Ali'ler çıksın ve bu söyleşiler hep olsun. Yani karşılıklı söyleşi kadar güzel bir şey yok. Salonda da samimiyet var. Ondan sonra işte ilk çıktığımız zaman biraz öyle heyecanlanıyoruz Ferhan abi buraya çıkıyor olmaktan. Ondan sonra
interaktif oluyor. Herkesin bir fikri var. İnsanlar böyle şey yapmadan, çekinmeden fikrini samimiyetle dile getiriyor. Güzel oluyor, keyifli oluyor yani. Bundan 30 sene önce biz hemen hemen mutlaka bir konu bulup paneller düzenlerdik. Trakya Ekspres'ten sonra Silivri'de ikinci gazete olarak Silivri Haber çıktı. Bu Silivri Haber'i çıkaran 4 kişiydik biz başlangıçta. Erdal Sezgin Hocam, Sami Düvenci, Şeref Eren, Lütfer Türk. Biz dördümüz bir araya geldik. Gazeteye başladık. Daha sonra katılımcılar oldu. Ahmet Hakan'ın ilk gazete deneyimi Silivri Haber'dir. Daha sonra Hürriyet Dışarı geçti ve oradan aldı, yürüdü. Ama ilk geldiğinde bizimle birlikte oldu. Bizim yanımızda yani dışarıda hiçbir gazeteciliği olmadan direkt Silivri Haber'de başladı. Biz Ahmet Hakan'la işte Cem var bilen. Onlar röportajlara giderdik. Mesela Muharrem az önce buradaydı. Muharrem Aydoğan'la ilk röportajını yapmıştık. Daha sonra Cem kendi röportaj yaptı. O yıllarda ben bir taraftan da çiziyordum. Yani karikatür falan da çiziyordum. Şeref'le iyi yazılar yazdık. Ortak yazılarımız oldu. İşte bölge adamı çıkardık, sonra bir bakışa geçtik. Sonuncu köyü çıkardık. 4-5 tane köşem oldu. Ahmet Hakan'la bölge havasını yaptık şeylerin bakışta. Şeyimize bir yelpazeye baktığınızda yani bölgemiz olarak dolu doluyuz yani. Herkesin bir becerisi var. Herkes şeyler koyuyor. Yani işte kitaplar çıktığı zaman böyle insanlar şeye gündeme geliyor. Fakat yani yazarların haricinde de yani işte Silivri'nin geçim kaynaklarından bir tanesi balıkçı. Ben işte 70 yaşındaki bir balıkçının anılarını burada dinlemek isterim yani. Yaşıyorken yani birebir Kamil bunları toparlıyor, biriktiriyor ama bir şey olmaz mı abi? Onunla da bir söyleşi yapılsa. Ondan sonra gelip izlemez misiniz abi ya? Ya benim zaten şeyim o. Ya da ben sokaktaki işte biz Ufuk'la şu anda görsel olarak bunu yapıyoruz. 10.sunu mu başlayacağız? 11.sinin ne? Kaç? İşte, Ufuk abinin mesela şeyi ben dinlemek isterim. Hemen futbol oynadığı dönemi anlat abi. Ondan sonra ya ben merak ediyorum şahsen. Ondan sonra keşke böyle bir şey olursa da. Bundan sonra sıra bende Lütfü abiden sonra. Tabii şimdi. İsterim, çok isterim. Mesela Engin abiyle yaptık bu söyleşi. Bulcan abimizle yaptık. Çevik abiyle yaptık futbol şeyinden. Siyami abi 93 yaşında. Onu aldık, konuşturduk. Ya biz böyle kendimizi kanalize ediyoruz şeyler ama bazen zaman yetmiyor. Refik abi sorusu hocam geldi. Mikrofon kilitle. Hocam siz de buyurun. Buyurun buyurun. Ben sizi görmedim, özür dilerim. Işık alıyor gözüm, göremiyorum. Tamam. Ses geliyor inşallah. Şimdi Lütfü abi özellikle öncelikle böyle bir kitabı, böyle bir eseri Silivri'ye kazandırdığınız için, okurlara kazandırdığınız için edebiyat dünyasına veya işte kazandığınız için özellikle teşekkür ediyorum. Şimdi biraz da ben Sayın İbrahim abimin sorularından es geçenler oldu. Muhtemelen unuttun, arada kaynadı. O sebeple ben tecrübelendim. Sırayla soracağım sorularımı ki cevapları alarak devam edeyim. Çünkü siz gazeteciler, biz siyasetçilere soruları sorduğunuz zaman cevapları almadan bırakmıyorsunuz. Özellikle ben sizi geç tanıdığım için üzülmüştüm. Yani zaman zaman da bunu aklımdan geldiğinde, sizi gördüğümde veya ya geç tanımışım derdim. Fakat 5 bitip geriye 4 kaldığını duyunca sevindim açıkçası. Bunun devamında birinci sorum şu.
Saçlarınızın bu kadar fazla beyazlamaması veya yüzünüzdeki o berraklığın kalması, bunca badireyi atlatmanıza rağmen nasıl oldu? Bu işin formülü ne? Bunu bir kere öğrenmek istiyorum. Size göre olur mu bilmiyorum ama ben de helal olan şeyi ikincisi şu, Silivri'de ilk kitabı çıkaran kimdi? İlk Silivri'de yazar olarak ilk kitabı çıkaran kimdi? Şimdi Silivri'de gazeteyi ilk çıkaranların olduğu dönemi vesaire hatırlıyorsunuz, biliyorsunuz, araştırmışsınız. Ama Silivri'de ilk kitabı çıkaran yazan, yazar, ilk çıkaran kimdi? Vallahi Silivri'de birkaç tane yazar var. Cem'den yardım alayım ben. Cemal Kozan ama Silivri tarihi üzerine ilk kitap yazdı. Şimdi, yok. Soyadı Kılıç olan, Behiç Kılıç neydi? Tercüman Gazetesi Köşesi. Tercüman Gazetesi. Behiç Kılıç. Behiç Kılıç'tı değil mi? Behiç Kılıç. Behiç Kılıç diye bir yazarımız var bizim. Silivri doğumludur. İlk kitaplarından bir tanesini o çıkar, yani Silivri'de kitap çıkardı derseniz onu söyleyebilirim. Çok eskilerden. Bir de kitap yazan Mihri Belli vardı. O da bizim iyi hocamızdır. Onun kitapları... Biraz iç çekerek söylediniz ama. Hı? Biraz iç çekerek söylediniz yazarımızın ismini. İç çekerek söylediniz. Mihri Belli'nin? Evet. Evet, çekerek. Çünkü onun yolunda yürümüş bir insanım. Allah razı olsun. Evet. Bak, konusu Silivri olan, yerel kitap yazan bir Cemal Kozan olmuştur abi. Diğerleri Türkiye genelinde... Hayır, genelde mi? İlk kitap yazan dediysen Cemal Kozanoğlu ve oğlu Kemal Kozanoğlu Silivri ile ilgili iyi birikimleri var. Bir de Hulusi kardeşim bu konuda çok geniş bir kütüphanesi var. Şöyle bir ufak nokta ben belirtmek isterim. Daha önce de bahsetmiştim size ama çok minik de olsa. Allah rahmet eylesin. Münir Bulcan'la hem tanışma hem vakit geçirme hem de beraber çok az da olsa onun tedrisatından geçme şansı yakaladım. Çünkü altlı üstte oturuyorduk Selim Paşa'da. Çok güzel. Evet. Selim Paşa'da oturuyorduk. Evet. Altlı üstte oturuyorduk. Şimdi onun dairesinde ben oturuyorum. Onun o zaman oturduğu dairede ben oturuyorum. Böyle söyleyeyim. Ve dünden bugüne yerel siyasette gördüğünüz işte siz 70'li yılların başından işte 80'li yıllara kadar harf harf anlatabilirim. Hafızamda çok iyi diyorsunuz. Gelinen son noktada da işte son 2000'li yılların siyaseti yerelde olanları da çok iyi analiz edebileceksiniz. Siz de sizce dünden bugüne gelinen siyasette ne var, ne oldu, ne yaşıyor? Bu da son soru. Türkiye çok büyük bir değişim gösterdi 80 sonrası. Yani 80 sonrası tek tip model bir siyaset yapılanması oldu ülkede. Yani ikinci bir siyasetin ya da ikinci bir görüşün yapılanması şansı çok fazla yoktu. Yani 80 sonrasının getirmiş olduğu yapılanma tamamen sağın rakibi gene sağ bir parti üzerine bir siyaset oturtuldu ülkeye. Yani 80 sonrasını sorarsanız ben böyle bakıyorum. Yani bir sağ görüş, sol görüş diye bir şey kalmadı. Sağ görüş ve sağ görüşün kademeleri olarak oturdu. O yüzden 80 sonrası siyaseti yani yerel siyasette dünden bugüne sorun farklı oldu sanırım. Yerel siyasette yerel siyasette dünden bugüne ne değişti? Bunu merak ediyorum. Sizin bakış açınızdan. Pardon. Yerel siyasette dünden bugüne hiçbir şey değişmedi. Maalesef.
amiyane bir tabirle dersek aynı tas aynı hamam gibi. Yani herkes birbirini satıyor, herkes birbirini kolluyor. Böyle gidiyor. Net cevabım bu. Yani yerel siyasette şey yok. Bilgi peşinde gitmiyor insanlar. Ya da edinimleri fazla olan, mesleki bu işe daha çok yatkın olan adayları kayırmıyorlar. Bir çorba da ben içebilir miyim? Görüşü hep gündemde olduğu müddetçe yerel siyasette hiçbir şey değişmez. Çok teşekkür ediyorum. Ben İnşallah teşekkür yerel siyasette bir şeylerin değişmesi için bizim de sizin tedrisatınızdan geçip bizim de yazmaya başlamamız gerektiğini düşünüyorum inşallah. İnşallah. Biraz sesinizi duyalım. Son günlerde hiç duyamaz oldum. Teşekkür ederim başkan. Evet Refik. Refik abi var. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu vesileyle de Lütfü abiye kitabının hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah daha birçok kitabını yazar, biz de okuruz. Şimdi ben burada salonda bulunan en şanslı insanlardan biriyim. Belki bazılarınız sadece Hulusi'yi tanıyordur, bazılarınız Lütfü abiyi tanıyordur, bazılarınız da Ali'yi tanıyor olabilir. Ama ben üçünü de çok iyi tanıdığım için, üçünle de çok uzun sohbetler yaptığım için bu anlamda ciddi şanslıyım. Yani üçünle de sohbet ettiğiniz zaman günlerce üçünle dinleyebilirsiniz, sıkılmazsınız, yeme su ihtiyacınızı bile hissetmezsiniz. Akıcı bilgileri, konuşmaları ve zekalarıyla ciddi anlamda insanları etkileyen kişiler. Ben bunu birebir yaşadım. Hulusi'nin tarihi ve araştırmacı bilgisiyle, Lütfü abinin de buna katkısıyla birlikte ben, yani sanatçılar nasıl sahnede düet yapıyor, ben de ikinizden olabilirim diye düşünüyorum. Yani ikiniz bir ortak çalışmayla Silivri ile ilgili ortak bir kitap yapılabilir mi? Bunu sormak istiyorum. Bu muhteşem bir eser olur diye düşünüyorum Silivri adına. Sen Çerkezleri kapıştıracaksın ya. Abi üç tane Çerkez. Şimdi burada üç tane Çerkez, hatta dört tane var. Onu söylemeyelim, oraya gitmeyelim. Kapıştırmayacağım. Çerkez değil o, Çeçen o. Kapıştırmayacağım. Ben de Çeçenim, onun için sıkıntı yok. Çerkezleri kapıştırma gibi bir derdim yok. Ama gerçekten sizin engin bilgilerinizle hazırlanacak bir ortak bir kitap, tarihe, Silivri tarihe ciddi anlamda ışık tutacaktır diye düşünüyorum. Hep birlikte. Neden yani, olmasın? Her şey Silivri için. Tabii ama gerçek bu, bunu ciddi olarak düşünürseniz sevinirim. Bunun sorusunun cevabını alacağım. Yerel basınla ilgili kısa bir şey söylemek istiyorum. Doğru, Münir abi rahmetli Nur içinde yazsın. Ondan sonra gene Yeni Trakya Ekspres diye Sinan Albayrak bir gazete çıkardı. Tipo gazete 81-82 yıllarında Büyükçekmece'de çıkıyordu. Buraya geliyordu. Rahmetli İsmail abi de onun muhabiriydi. Daha sonra Erdal hocamla sizin çıkardığınız gazete vardı. Silivri Haber vardı Ahmet Hakan'larla. İşte Ahmet Hakan biliyorsunuz 88-89 seçimlerinde sonra gazeteyi kapatmak zorunda kaldı. Yani yeteri kadar destek bulamadı, kazanamadığı için. Sonunda hür bakışa geçti. Şimdi biz şanslıyız, şöyle şanslıyız. Ben hür bakışta uzun yıllar çalıştığım için, Silivri Spor'da çok uzun yıllar takip ettiğim için, Silivri Spor'un Türkiye'nin her yerindeki maçlarına gidiyordum. Biliyorsunuz 83'ten 84-86'da 3. lige girince profesyonel oldu. İnanın bizim bölgemizde o zaman hür bakış offset basılıyordu. Tekirdağ'da, Edirne'de, Kırklareli'nde, Trakya'nın hiçbir ilinde offset baskı gazete yoktu. Günlük çıkan offset baskı gazete yoktu. Hepsinde tipo çıkıyordu. Yani işte senin dediğin kurşunla dizilen, intertiple dizilen gazeteler çıkıyordu ve haftada bir çıkıyordu.
Bu anlamda Silivri gerçekten büyük bir Silivri'de bu gazetelerin çıkması büyük bir şanstı. Ve şunu söyleyeyim, Hür Bakış bölge gazetesiydi. Sadece Silivri'de parayla satılan 450 kişi vardı. Yani 450 tane paralı abonesi vardı. Yani yıllar öncesinden bahsediyorum. 450 tane sadece parayla Silivri'de abonesi olan bir gazetede. Silivri'de öyle bir kültür de var. Yani insanlar okumak için para da veriyorlar. Ama diğer illerde Türkiye'nin Anadolu'yu gezin, diğer illerini gezin, basılan yerel gazetelerin çoğu parasız satılır ve dağıtılır. Ama bizim bölgemizde böyle değildi. Böyle bir kültür de var. Bu da çok muhteşem bir şey. İnşallah bundan sonra da basınla ilgili kısımda Silivri'de şu anda tabii internet medyası çok önde. Tabii teknoloji öyle gelişti. Bundan sonra da Silivri her zaman bölgede olduğu, basında olduğu gibi bu işte gene internet medyasında önder olacaktır. Benim tek sorum, Hulusi ile böyle bir kitabı yapmayı düşünür müsünüz? Silivri'ye böyle bir katkı sunmayı düşünür müsünüz? Tebrik ediyorum, başarılar diliyorum, teşekkür ediyorum. Bunlar olur verici şey değerlendirmeler yani. Refik Bey abimden böyle bir şeyi duymak hepinizden. Yani ben çok büyük onur duydum. Bunlar biraz yerel yönetimin yapacağı şeyler. Yerel yönetim bu kasabaya ilişkin yazmış, çizmiş herkesin yazılarını toparlayıp şey edebilir. Bunun benzerleri var yani. Benzerleri yapılmış. Çok güzel. Yani bir şemsiye şey oluşturması güzel. Şimdiye kadar şöyle bakıldı. Yani sonuç olarak taşraydı, kasabaydı. Eğer kendisinden görmüyorsa mutlaka karşıda değerlendiriyordu yazan çizen adamı ve maalesef böyle bir küçük ufukla değerlendirildi şeyler. Taşra siyasetçileri tarafından. Kendilerine kendi yanlarında mutlak surette olmuyorlarsa mutlaka muhalif diye değerlendirdiler. Halbuki yazarın taraftarlığı olmaz. Yazarın eğer taraftarsa entelektüel olmaz. Eğer bir yerin militanı ise, bir yerin savunucusuysa o zaten o kasabanın değeri değildir. O fikriyatının değeridir yani. Dolayısıyla şimdiye kadar böyle bir bakış olduğunu ben görüyorum yani. Fakat şimdi Silivri'de yerel yönetimin yapmış olduğu bu çalışmalar az çalışmalar değil. Bunlar çok özel tebriği, teşekkürü hak eden çalışmalar. Çünkü Silivri'nin yerel yönetimi şu anda diyor ki benim kasabamı yazmış olman önemli diyor. Senin fikrinizi illa benim yanımda olman şart değil diyor yani. Ve gerçekten çok hakperest, son derece Kadir Şinas bir şekilde şey yapıyor. Bakınız şu da vardır. Yazan çizen adamın, bir entelektüelin, bir aydının bir şeyi olumlaması, bir siyasi erki olumlaması falan filan eğer gerçekten olumlanıyorsa ortada çok ciddi bir fayda vardır. Ortada çok ciddi bir başarı, çok ciddi bir doğru vardır yani. O bakımdan Volkan Yılmaz'ın Silivri Belediyesi'nin şu anda yapmış olduğu çalışma çok ciddi teşekkürü gerektiren bir çalışma. Şimdi Refik abinin bu tespiti üzerine belki Silivri Belediyesi, Silivri yerel basınında şimdiye kadar yazılmış olan, Silivri'nin haricinde şimdiye kadar yazılmış olan yazıları, efendim sosyal medyada yazılmış olan yazıları tespit edip böyle bir külliyat olarak, Silivri külliyatı olarak çıkartacak olursa çok büyük değer ifade eder. Yani bu güzel bir proje, çok güzel bir proje. O zaman ne olur? O zaman şu olur, benim siyaseten yanımda olan kişilerin değerlendirmeleri değil, kasabalının, kasaba kasaba deyip duruyoruz, burası ne kadar büyürse büyüsün bizim kasabamız olarak kalacak.
aynı insanlarız yani, aynı çevreyiz. Dışarıdan gelenin eklemlenmesi çok uzun süre alabiliyor. Bakın ben kasaba diyoruz, aslında değil. Buranın kimliğini bu farklı bakışlarla değerlendiren çok sağlam bir literatür olur. Bu ölçüde Refik abinin teklifinin üzerine koyduğumuz bu proje ölçüsünde yapılmış bir şey de bilmiyorum. Daha küçük alanlarda benzerleri var ama bu ölçüde yapılmış büyük bir şey yok. Evet, Silivri aslında kendi içinde basın geleneği olan bir yer. Mesela ilk kim yazdı dediniz? İlk Cemal Kozanoğlu yazmadı. Yani Çatalca Sancağı esnasında Baytan Mehmet Ali Bey yazdı yani Silivri'yi. Bir Silivri Risalesi vardı. Çok bilinmez yani. Çatalca Sancağı kitabın içerisindedir. Efendim ikinci olarak Tayfun Akkaya bir tez olarak şey yaptı. Ondan evvel Turgut Cansever'in şeyleri vardı. Cemal Kozanoğlu ilk bir hatıra kitap olarak, bir şehir kitabı olarak çıkartan ilk kişi yani. Ama evvelce Türkçe'de Silivri'ye ilişkin yazılmış, çizilmiş bir takım küçük, o zamanlar risale diyorlar, rapor diyorlar, değerlendirme diyorlar. Küçük şeyler vardı yani. Cemal Kozanoğlu kitabı ilk şeydi. Sonra bir ara gene Silivri basınında çıkan yazıları, belki onu Refik abiler yapmıştı. Gene bir Silivri kitabı olarak çıktığını hatırlıyorum ben. O 94 senesiydi galiba. O da güzel bir kaynak olarak elimizde, o dönemi anlatan bir kaynak olarak duruyor. Çok ayrıntı şeyleri biz orada görüyoruz yani. Mesela konutlar bölgesini, oluşumu, süreci falan orada. O yüzden bu güzel bir fikir. Bunu başkana, Silivri Belediyesi'nin kültür işlerine falan dikkatlerine sunmak lazım. Bunun böyle bir Silivri envanteri olabilecek nitelikte birkaç ciltten oluşan ve devam eden, bundan sonraki siyasi, bundan sonraki yerel yönetimlerin de devam ettirebileceği bir Silivri envanteri oluşturulabilir. O zaman ne olur? Hiçbir şeyin kıyıda köşede kalmasına müsaade etmeyiz. Mesela çok şık edebiyat çalışmaları var. Peresayna diye bir dergi denemesi var yani. Çıkın var. Bunlar Silivri halkının bilmediği şeyler bunlar. Eğer bunlar konulacak olursa Silivri'de gerçekten bir entelektüel çaba olduğu derli toplu bir şekilde görülecektir. O işi, görevi biz Silivri Belediyesi'ne verelim o bakımdan. Biz tabii ki, ben sizlerle birlikte bir çalışmanın içerisinde olmaktan onur duyarım yani. Bu benim için çok büyük bir şeref olur. En kısa zamanda şunu da yapabiliriz. İşte Ufuk burada. Bir yani Silivri'de yazanlar, Silivri'yi yazanlar olarak belediyeyle irtibatlı olarak bir panel düzenleyebiliriz bilgilendirme açısından. Abi bir kelime ekleyebilir miyim? Çok özür dilerim. Unuttum bir şey söylemeye, hakkını teslim etmek lazım. Ben gerçekten Silivri Belediye Başkanımıza, Hulusi Bey, özellikle Hulusi'nin kitabına ve sizin bu eserlerinize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Hulusi'nin söylediği bir şey, bir söz var. Yani her şey belki çok unutulacak gidecek ama bu eserler sonsuza kadar yaşayacak ve bu eserleri bize kazandıranlar da iyi anılacak, yaşayacak. Hakkı teslim etmek lazım. Burada Volkan Başkan'a ben bu anlamda gerçekten teşekkür ediyorum. İnşallah bu çalışmalar devam eder. Biz de sizlerin güzel eserleriyle tanışmaya devam ederiz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Aslında iki bölüm olarak planlamıştık. İşte bir söyleşi, söyleşinin ardından bir mola, moladan sonra imzaya geçecek ama çok keyifli, çok samimi bir sohbet oldu. Ara veremedik. Ondan sonra imza törenine geçelim. Teşekkür ederim. Bu arada ben iki başkanıma teşekkür ederim. Mutlu Başkanım'la Zafer Başkanım'a çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Thank you.
Göndereyim mi şeyi? Aradan çıksın mı?
şeyimiz var ya, grubu var. Yanlış var ya. Kolay gelsin. Kim ya? İkimiz mi? Siz dur, dur, dur. Ben de açıp çıkarsam mı acaba? Dur ya. Evet, buradayız. Çekiyorum. Bozmayalım. Tamam. Teşekkür ederim. Sen bilirsin. 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 Sen bilirsin.
Kandırıyorlar lütfen abi. Önce okuyanların ayrıcalığı içinde olmaktan benim ayrıcalığım. Beynim dersin. Beynim dersin. O bir boş ver.